Diyarbakır karpuzu özellikle tadı çok güzeldir. Kırmızımsı, büyük, bıçağı vurdun mu içinden su akar böyle oluk oluk. Çok güzel bir tadı vardır. Diyarbakır karpuzu baraj yapılmadan önce burada Dicle Nehri kıyılarında ekiliyordu. Sabit bir suyu vardı, sabit bir nemde yetiştiriliyordu. O zaman Diyarbakır karpuzunun daha bir adı, daha bir şeyi vardı. Daha bir güzeldi tadı falan. O baraj yapıldıktan sonra artık şey olmuyor. Şimdi sular bir kalkıp bir inik oldu mu olmuyor. Bu sefer millet siyah böyle taralarda ekim yapmaya başladı. İran karpuzundan veya ithal edilen çoğu yerden Diyarbakır karpuzu çok çok daha üstündür. Kalitesi de, büyüklüğü de, sululuğu da, tadı da. İran karpuzu olsun, Adana karpuzu olsun, ekstradan bizim ekilen illerin karpuzları olsun. Onlar erken çıkıyor. Erken çıkıp sofralarda erken yer aldığı için millet artık karpuza doyuyor. Yani bizim ürünlerimiz geç çıkıyor. Diyarbakır karpuzu geç çıkıyor. O yüzden bizim karpuza çok talep de olmuyor artık. Çünkü artık kışa doğru, sonbahara doğru karpuz çıkıyor. Karpuz da yazın zaten güzeldir. Geç çıktığı için satış da olmuyor. Satış olmayınca artık biz de bu işe fazla yetenmek istemiyoruz. Ekstradan gene bildiğimiz işlere devam ediyoruz. Buğday olsun, pamuk olsun gene onlara devam ediyoruz. Diyarbakır karpuzu yani dünyadan yani bir numara karpuzu. Şu an mesela birinci üründe kimse fazla pek tat almıyor ama ikinci ürün Diyarbakır'ın karpuzunun üstünde karpuz yoktur. Yani çevrede ve dünyada kendini belirten bir karpuzdur. Valla şu an 50 dönümde 50 dönümden 40 dönüm ekmişiz. Ben diyeyim yani o masraf ettim paramı da bu sene çıksam yine ben şükrediyorum. Buraya en az 50 milyar para harcamış. O parayı ya bu sene çıkarayım ya çıkarmayayım. Yani aslında karpuz sevdiğimiz bir iştir. Çok da yani öyle insanı çok yormayan bir şeydir. Ama gel gör ki nedir? Adam burada tarlada alıyor senden, sen satıyorsun 5 TL'ye. Adam senden alıyor 12 TL. Sen 5'e satıyorsun, adam senin aynı karpuzunu götürür markette veya pazarda satıyor 12 TL'ye. Hani burada ciddi bir açıklık var. Özellikle tarımda bütün gıdalarda bu açık var. Bir bu karpuzda değil. Adam domatesde, salatalıkta, biberde de aynı şey var. Patlıcanda da gerçi. Mevcut hükümetin ya da buradaki tarım bakanlıkları müdürlüklerinin çiftçiyi düşündüğü yok. Ha ne olacak? Biz de bu işi bırakacağız. Gitsinler kendilerine artık ithal çiftçi mi getiriyorlar? İhracat, ithal artık gıda mı getiriyorlar? Pamuk mu getiriyorlar? Kendileri bilir. Bu işten gerçekten bir soğuduk. Girdiler, geliri artık, yani gelir girdileri karşılayamıyor. Hani çiftçinin son noktasıdır bu artık. Son bir iki sezon başka da kimse. Adam istese de yapamıyor ha. Adam istese de yapamıyor. Yani adam ayağını üstüne attı, biz masraf ediyoruz. Biz hizmet ediyoruz, götürüyoruz ağına. Yani bize el ele baş başa ama kazanan yine bu pazarcılar kazanıyor. Daha var, kazanç da vardı, maliyet de ucuzdu. Her şey yani birbirini karşılanıyordu. Ama şu an nereye baksan her şey başa. Biz geçen sene 200 milyona aldım ilaç, şu an gideyim 800 milyon, 1 milyar para istiyorlar. Yani maliyet çok pahalamış. Yani böyle giderse biz artık ekmeğe de son vereceğiz. Adam biz karpuz ekerdik eskiden, büyük büyük karpuzları gelip alırlardı. Şimdi gelip küçücük karpuzları alıyor. E nedir, maddiyat yok. Maddi açıdan da sıkıntılar var. Ülkenin durumu zaten belli ekonomik açıdan. Yani gene de çiftçinin sürdürülebilirliği olması lazım. Artık çiftçide sürdürülebilirlik kalmadı. Adam yapamıyor artık bir işi. Kâr edemiyor, zarar ediyor. Adam zarar edince de malını satmak zorunda kalıyor. Traktörünü satsa işi yapamıyor. Yani bunun gibi bir sürü neden var. Yani konuşsak sabaha kadar bitmeyecek. Şimdi hiçbir şey masrafsız olmuyor. Geçen sene aldığımız bir deponun maliyeti 200-300 TL iken bu sene binleri geçti.
Böyle olunca sen ilaçlama yapamıyorsun. İlaçlama yapamadın mı? Bunun gezosu var, kırmızı örümceği var, kurdu var, şuyu var, buyu var. Bitki beslemeni yapamadın mı? Senin rekolten düşer. Bitki geri düşer. Öyle oldu mu da bu bize verim kaybı olur. Verim kaybı oldu mu da biz kazanamıyoruz. Kazanamayınca da biz bu işi yapamıyoruz. Gördüğünüz gibi kalsiyum eksikliği oldu mu böyle işte dengesiz oluyor. Çıkıntılar oluşuyor karpuzda. Bu da ilaç atmamız gerekiyordu. İlaç atmamışız. Ekstra maliyetlerden dolayı kazanamadığımız için. Çoğusu böyle. Kalsiyum eksikliği belirtileri hepsi. Karpuzun rakotesi bu sene düşük, çok düşük. Niye düşük? Materyal hastalıklar girdi. Zaten yaptığımız ilaçlar, her zaman yaptığımız ilaçlarda da olumlu bir sonuç elde edemiyoruz. Karpuzlar patladı. Zaten bu sene karpuzun pahalı olmasının sebebi de materyal hastalıklar yüzünden diye. Adam 30 dönüm tarla ya da 50 dönüm tarla ekiyor, bir traktör, bir buçuk traktör ürün kaldırıyor. Bu da ne olur? Piyasaya yansır.